Herkese selam. Sabah İdmanı kanalının Üçgen Pressing programında Erke ile beraber Süper Lig'de geride bıraktığımız haftayı konuşacağız. Biraz Fenerbahçe ile başlayalım istiyorsan Erke, taze taze. Galiba yavaş yavaş oyun bulmaya başladı Erol Bulut. Her ne kadar çok fazla kanat ortalarına dayalı gibi gözükse de yine. Bugün bazı köşe yazılarında da okudum. Ama o kadar katılmıyorum. Bu sefer biraz daha organize, biraz daha bilinçli bir hücum yapısı vardı Fenerbahçe'de. Kanat Bunda da Valencia'nın da çok ciddi payı vardı. ortalarına niye bu kadar takıntı yapıyoruz ben Ha, anlayabilmiş Caner'den değilim. dolayı bizim takıntımız. Yani Caner de olsa kim olduğu fark etmez. Yani ben de itiraz ediyorum Caner'in serseri ortalarına, kabulüm, ama yani ceza sahasına gönderdiğin kanat ortaları bir hücum stratejisidir. Eğer bu konuda hani bir yanlış varsa dünyanın hocaların hocası olarak bilinen Bielsa niye bunu kullanıyor? Dün Leeds United Leicester City'ye karşı 25 tane Gerçi orta 4-7 açtı. olabilir. Ya 4-7 Ama hiç belli fark diyeceğim. etmez. Yani Vardy gibi bir faktör olunca. deniliyor ve kullanılan bir strateji. Hani bu konuda insanlar ya 40 orta açıldı, 45 ortaya açıldığa Ya takılmasın şöyle bence. Gart, Türkiye'de bazı, aslında hepimize vardır belki de bilmiyorum ama bazı klişelere böyle inanırız. Gencinden yaşlısına. Kimisi modern futbol klişelerine bağlıdır, kimisi daha eski kafa futbol klişelerine bağlıdır. Buna inanırız ve bu doğrultuda Ya böyle sürekli böyle bir söylem ortaya koyarız ki bu kadar futbol bu kadar tek düze bir oyun değil. Futbol çok çeşitliliği olan bir oyun. Fenerbahçe'de dün bu çeşitliliği ortaya koydu. şimdi onu Orta söyledin. yaptı, göbekten geldi, cezanın içerisine ekstradan kattı ki Formasyon Valencia çok iyiydi dün. değiştirdi. Dün Formasyon formasyon değiştirdi. değiştirdi. Bir ara en son şeyi gördüm ben sağ diziliminde. Gustavo geriden oyun kurmaya hazırlanırken dörtlü savunma önlerinde Gustavo, önlerinde Perotti girmesiyle birlikte Perotti solda, ortada Ozan, sağda Ener Valencia kalmış. İleride de iki santrafor var. Santrafor var, evet. Genelde biz Avrupa futbolunda bunun tam tersini görürüz. Hani forvet arkasında bir oyuncu olur, üç tane dizli orta saha görürüz ama Erol Hoca baktı ki olmuyor. Gustavo'yu arkada, Ozan'ı serbest bırakayım ama Ozan serbest kalırken de hem Ener Valencia'nın hem Perotti'nin arkasına doğru gidebilecek kulvarda onların çizgisinde kalsın dedi herhalde diye düşünüyorum. Hani bu oyunu oynadığın sürece bir şekilde bilinmezliğe gidersin. Bak hani Avrupa'da başarısız oluyor ya takımlarımız. Hep aynı formasyonlar İşte oynandığı gördük için. Sivas'ı konuşuruz yani Sivasspor'un Villarreal maçı, Maccabi maçı. Ya şimdi bu oyun burada Türkiye'de tutabilir. Tamam mı? Çünkü senin ülkende herkes o kafada oynuyor. Herkes 4-2-3-1'e takmış. İşte 4-2-3-1 defensif. Hani tamam mı? Şey Championship Manager'da böyle formasyonda ben olsam mesela oyun yöneticisi Turkish Style diye parantez içerisine koyarım. Abi sen bunu bu ülkede yutturuyorsun. Çünkü büyük belli takımlar senin üzerine gelmek zorunda kalıyor. Avrupa'da dedi ki Avrupalı senin bu gayet modern futbolun çok uzağındaki formasyonuna o kadar aşmış geride bırakmış ki o kadar Maccabi denilen takım bile tarihlik defa galiba Türk takımlarını yendi. Maccabi bile şey yaptı. Yani rahat bir çözüm buldu. Sivasspor'un yani bir Villarreal ve Maccabi maçının şeyi aynı olamaz. Stadyumu aynı olamaz. Yani çok acayip geldi bana. Onu konuşuyoruz mesela. Başakşehir farklı bir şeyler yapmaya çalışıyor Şampiyonlar Ligi'nde. En azından değişik bir oyun, değişik bir set yapmaya çalışıyor. Sivasspor bunu hiç yapmadı. Ya ki Rıza Çalımbay gibi hani bir ara Avrupa'da çok özel bir iş yapmış bir teknik adamdan bahsediyoruz ama işte o dönemden bu döneme Avrupa'da futbol yerinde saymadı. Bizde saydı. Yani biz de şu an kendi oyunumuzu geliştiren ya da oyuna çeşitlilik katan beğenin beğenmeyin yegane takım Fenerbahçe. Kadro derinliğini sonuna kadar Aynen. kullanıyor ve bunu yapmaya Şey çalışıyor. derler mi Erol Hoca'ya? Ya bu kadroyu ben de oynarım. Diyecekler, Tabii canım hele 2-3 diyecekler. maç sallansın öyle Tabii yani. hepimiz diyeceğiz. Belki biz bile arada bu söylemi gerçekleştireceğiz ama deniyor. Hala o pandemi döneminin getirmiş olduğu marazlar var. İşte sürekli maç yapamama marazı ve bütün kadroyu deneyemediği için hala maçları hala ve Şey hala hazırlık en maçı büyük problemi şey olacak temposunda. ama artık belli. Sozalı Sozasız. Çünkü Sozasız da Soza ve Pelkas aynı anda bir de yani ikisinden de mahrum kalınca bütün pas linkini kaybetti. Daha farklı bir şeye doğru gitmek zorunda kaldı. O oyun doğru bir oyun muydu? Yani belki bu maçlık olabilir ama genel anlamda doğru bir Atavrat oyun. Yunan gard derler. Futbolda da Atavrat Yunan on Aynen. numaraya Aynen yani. Pelkas'tan da vazgeçince Ya sıkıntı oldu. Pelkas, ben
hani tek Sosa tamam ama ikisinden birden feragat etmemesi lazım. İzleyici olarak yani futbol adına hiçbir şey düşünmeyeyim ve sadece izleyen olayım. Sosa'nın mı sahada kalmasını isterim. Pelkas'ın Pelkas mı? Şu an Pelkas. Ama ben de Sosa'cıyız hepimiz aslında yani ama şu Pelkas. Şu an Pelkas. Gerçekler Pelkas. Bize yani. Tisserand hakikaten ben çok hakim bu isim değildim hani Tisserand'a. İyi. Caner ve Serdar onu bile bozmayı becerdi gol pozisyonu. Tabii ya. Ne yapsın ya adam? Evladım sende sorun yok. Arkadaşları problemli. Ben yayında, radyo yayınında şey dedim. Caner'den beklediğimiz hatalar ve Serdar'dan yine görmeye alışık olduğumuz ve beklediğimiz hatalar yapılıyor dedim maç içerisinde dakika skor yaparken radyoda. Anonsu bu şekilde çektim. Siz Fenerbahçe düşmanısınız öyle de böyle de. Sonu 3 yediniz. Ya bana adam yaz hangi birini tölere ya şey diye düşündü muhtemelen. Caner futbol aklıyla buraya geliyorsa bu topu vurur. Bir de Caner hakikaten öyle bir tempoyla geri koşu yaptı ki Tisserand o çarpmanın etkisiyle de pozisyonda saçmalamayalım diye de topa el kol sokmadı. Yani hamle yapmadı. Caner'de Tisserand var diye ben dokunmayayım nasıl olsa işin ehli burada diye dokunmadı. Çok güzel çok servis güzel yaptıran, form geçici, klas kalıcı. Allah aşkına bir zeminlere bir el atsın. Ya ona gelecektim. Perotti'nin pozisyonunda yani futbol şansı Perotti'nin yanında değildi. Zemin Perotti'nin yanında olduğu için o penaltıyı kazandı. Ki yani Yahovic de kimisi zemin kötü olmasa Serdar Aziz'in daha kötü müdahale olurdu diyor. Ben de ama zemin kötü olmasa Yahovic belki o müdahaleyi yani o şekilde ıskalayabilirdi. Yani abi zemine her kuvvetli basışında zemine gömülüyorsanız zemine gömülüyorsan her an her şey olabilir. Yani çim yapmayı beceremiyoruz, bina yapmayı beceremiyoruz. İzmir'de de hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Çim yapmayı beceremediğin yerde bu arada dünyanın en değerli golf tesislerinin olduğu tabii ve turnuvaların yapıldığı ona şey. Ona hiç girmiyorum o topa yani. Hani onu nasıl beceriyorlar, bunu beceremiyorlar. Neyse. Yani maçla ilgili çok öyle şey değil ama ya şu maçta bir hakem ya konuştuklar ya bize ben pürüzsüz yönetti. Fakat oradan şuna bağlayacağım. Ya bir insan hakeme niye omuz atar? Ya nasıl bir kafadır? Nasıl bir haleti ruhiyedir? Bir de sonra böyle bakmadan böyle pardon yani yanlış şey yaptım ayağını falan yapıyor ya. Kendisini çok zeki sanıp hakemi salak zannediyor. Bence çok insaflı davrandı hakem. Sadece sarı kart yani ikinci sarıdan attı. Yoksa direkt kırmızı rapora şey 10 maça falan giderdi iş. Messi'den feyiz alıyor herkes kendini Messi. O Messi diyor işte. Arda Turan ayakkabı sağladığı zaman kaç fiyat almıştı? 4 almıştı. 4'tü. Arda bir de yan hakeme yaptı. Orta tabii hakeme yapmadı. Ortaya yani yapsa kafadan 6-8 olur. 6-8 olur. Beşiktaş Sergen Hoca açıklamalarını ben merak ediyorum. Şunu söyleyeceğim oradan yani hani 5-5'e şöyle bağlayacağım. Antalya Spor pazar günü Yeni Malatya Spor. Futbol oynamamak için yani böyle Antalya mücadelesinde falan böyle yani Hatay'ın hiç Fenerbahçe karşısında şut çekmeden tamamlı maçtaki gibi. Yani Yahovic atılmasaydı Antalya Spor Yahovic varken ne yaptı ki? Dünkü maçı bir tane pozisyon vardı onda da zaten kırmızı kart gördü. Beşiktaş maçının devre arasında yayıncı kuruluş gol olma ihtimalleri diye bir şey çıkartıyor ya istatistik. 0. İki maçta da 0'dı hafızam beni yanıltmıyor. Abi yani Yeni Malatya'ya Yeni Malatya'nın devrede ilk yarıda şutu yok. Antalya Spor kaçta attı ilk şutunu hatırlıyor musun? 30. İşte öyle bir şey ya. İlk böyle tehlikeli olarak adlanacak pozisyonda kırmızı kart görüyor Yahovic. Emrah abinin söylediği notu ben kaçırmışım mesela. 45-65 arası rakip yarı alana adım atmamış Antalya Spor. Gelemedi ki. Yeni Malatya hiç gelemedi. Yeni Malatya kendi sahandan gelmiş biraz. Onda da zaten Zeki ve Bulus hani işte top uzaklaştılar. Zeki'nin çıkmaları falan oldu zaten hani. Zeki ya. Larin çok çabalıyor ediyor. Azıcık yani Gezal'ın 1/4, 1/3 futbol aklı olsa çocuğun ekstra ilk yarı 6-7'ye giderdi. Öyle bir. Ya Fenerbahçe zaten kaçırdı. 3 top direkten dönmüş öyle şey olmuş. Fenerbahçe hücum anlamında inanılmaz etkiliydi Antalyaspor karşısında ama ikisinin de bunu yapmasında ya yani 5'er pozisyon olarak belki etkin olamadı ama oyun olarak çok etkindi. İkisinin de bunu yapmasında hem kendi oyun güçlerinin hem de rakiplerin saçma sapan oyun stratejilerinin çok büyük payı var. Ya Türkiye'de şey zannediliyor, savunma yaparak puan alabilirim. Hayır, rakip yarı alanda siz ne kadar pres yaparsanız
o kadar çok puan toplarsınız. Aynen. Futbolun formülü bu işte. Sen gelemedin o akşam. Mehmet Altıparmak'la ki o da yani başaracağız. Bir dakika. Aldım. Mehmet abi gönderme. Sahiplik müessesesi Türkiye'de budur. Vallahi, benim sahiplik müessesesine karşı olma sebebi budur. Böyle kulüp benim arkadaşım. Benim dediğimi yapmak zorundasın. Benim dediğimi oynatmak zorundasın. Benim aldığımı oynatmak zorundasın. Benim ben ne alırsam o gelir takıma filan gibi mantalite Türkiye'de her zaman hakimdir. Türkiye'de zihniyet budur. Biz zannediyoruz ki... Bu sahiplikle alakalı bir durum değil. Ben de sana orada karşı çıkarım. Neden biliyor musun? Sahiplikle alakalı. Türkiye'de taraftarı olan camialarda bile yöneticiler... Ya Aziz Yıldırım inmiyor muydu soyunma odasına taktik vermeye? Telefonla o başka bir şey. Ya aynı şey abi. Ama aynı Aziz Yıldırım... Bu galibiyet serisi, bu başlangıç serisi. Ya tamam. Sezon sonu kovardı. O ayrı bir konu. Bu sahiplik müessesiyle alakalı. Ben sahiplik müessesesine karşı değilim. Böyle de olması gerektiğine inanıyorum ama Kasımpaşa'nın daha önceki dönemlerde de kendi başarısını önlemek için yapmış olduğu hareketlerden bir tanesiydi. Kendini tekrar etti Kasımpaşa. Tamam, işte ya şey, futbola genel olarak sahiplikle alakası yok. Futbola yönetici karışmamalı. Türkiye'de sahiplik müessesesinde biz zannediyoruz ki İngiltere'den, Amerika'dan, Katar'dan filan adamlar alacak sadece. Türkiye'deki Türk futbol yöneticisi olmak isteyen kişi kulübü aldığı zaman hiçbir kulüp Kasımpaşa'dan farklı olmayacaktır. Sepil bunu yapıyor mu? Sepil büyüyor mu? Göreceğiz. Sepil bu arada bunu yapıyor. Sepil de kaç teknik adam eskitti? Sepil başarı devam ederken mi teknik adam değiştirdi? Bir kişi hariç. Bir kişi hariç. Bir kişi hariç. Şu anda bir tek Palut'a doğru yaptı. Bir kişi bence devam eden süreçte Göztepe'nin yaptığı hamlelerin hepsi doğru ki Tamer Tuna'nın gönderilmesi dahil. Ona katılıyorum. Göztepe'nin altyapı tesisi var mı? Zaten ne kadarlık bir gelişim içinde stadını yeni bitirmiş. Yani, Sepil yönetimine geldikten sonra Mehmet Sepil idaresine geçtikten sonra daha kaçıncı Türkiye'de sene? Türk yöneticiler %80'i eğer sahibi meclisini geçersek ortada kalayım, kazanım kaynasın, ekmeğim dönsün havasında olacak. Ben pişman değilim. Türk futbolunun ya zaten Mehmet mevcut olan pozisyon daha da geri gider. Mevcut sistemde üzüldüm ama o tarz takımların hayatta kalabilmesi için alsat yapmaları gerekiyor. İyi parladılar. Ajax da alsat yapıyor. Ajax'ın liginde Ajax'a kaç tane rakip var? Feyenoord, PSV dışında kaç tane rakip var? Alkmaar zaman zaman çıkar. Tamam işte. Yani Türkiye'deki kadar işte. Türkiye'de uğraşman gereken ama bir tane sistemin koruduğu 4 tane de büyük takımın var. Hollanda'da sistem... korumuyor mu Ajax'ı, Feyenoord'u, PSV'yi? Ajax, aman bana Ajax'la geliyorsun. PSV de geçer. PSV de üretiyor, Feyenoord da üretiyor. Alkmaar da üretiyor. Nasıl ki zannetmiyorsun? Ya adamlar üretiyor sırf. Ya hayır, üretimden bahsetmiyorum. Ama aynı zamanda kendi ülkelerinde yarışmacılar. Ya tamam da... 10 senede bir de yarı finali var. Peki, farklı yerlerdeyiz biz şu an. Ya yani ben yönetimin yanlış yaptığını düşünüyorum ama Kasımpaşa seviyesindeki takımların hayatta kalabilmeleri için bu gerekiyor. Zaten hiçbir zaman için sistem... Satmasın demiyorum ki. Cagney'i satacaksın, onu satacaksın, satıyor onu satacaksın. Zaten. O satmasına kimse bir şey demiyor ki. Sahibi değilken de satıyordu aynı. Yekta'yı da satmıştı, daha sahibi yoktu. Hatta Galatasaray altyapıdan bir de oyuncu da alacaktı, aldım onu bilmiyorum. Ekta Kurtuluş'u da sattı ya. Satmak için illa sahiplik müessesesi şart değil. O bir zihniyet problemi. Ya tamam. Zaten yönetim olarak yani başkanlık da olsa sahiplik de olsa aynı şey i̇şte yapılıyor diyorum. O yüzden bir şey değişmeyecek diyorum ben de. Hayır, değişen şey şu. Yani sahiplik olduğu zaman istikrar ve kalıcılık var. Ligde sonuçta kaç senedir düşmüyor Kasımpaşa? Kaç senedir orta sırada? Ya iki senede bir düşme potasına gelse bile ligde kalıp sonrasındaki iki senede orta üst seviyede futbol oynayabiliyor mu? Teknik adamlar tamam. Değişmese, Kemal Özdeş 100 kere gelip gitmeseydi devam tamam, edecek işte miydi? Ama o kadar, işte. Yani bu kadarı da. Aynı yani, 5 yaş alan adam da aynı kafada olabilir diyorum ben sana. Türk olduğu zaman... Bu sahiplikle alakalı bir durum değil. Sahiplikle alakalı bir durum. Abi yönetici... Türkiye'deki sahiplik müessesesiyle alakalı konu çok farklı yere geldi ya. Ya Türkiye'deki yönetici zihniyeti senin dediğin gibi... Bu zihniyet kulübe aldığı zaman da aynı olacak. Ya kulübe aldığı zaman da zaten... Sadece daha iyi derli toplayacak. Aynı bir şey değişmiyor. Ben seninle farklı düşünüyorum. Anlaşamadık. Gelmesi gerekiyor. Anlaşamıyoruz kardeşim. Ya kulüp sahiplik olduğu zaman en azından ekonomik istikrarı sağlayabiliyor. Bir tek onun için lazım. Bu bir tek onun için geçmek. O bak
Önce ekonomik istikrarı sağlarsın, sonra peşi sıra yatırımlarını geliştirir ve başarıya gidersin. Onu sağlamak için illa sağlık meselesine geçmek zorunda değilsin. Değildin. Mecburen oraya doğru gidiyordun ama değildin. Abi kimse borçlarından işte yani. Sorumlu olmadığı bir dünyada. İşte tamam işte yani. Tamam. Ya neyse ya, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan yani. Çıkan noktasına geldi. Ama Kasımpaşa iyi oynadı. Kasımpaşa sonrasında yani. Abi de geri düştü yani. Mehmet Hoca bunların hepsini anlattı biliyor musun? Ha, gelmedi olacağını, olacağını. Senaryoyu, daha doğrusu Trabzon'un oyun senaryosunu o kadar iyi çalışmıştı ki bize Trabzon özelinde anlatmadı bazı şeyleri. Yani oyunu anlattı, futbolu anlattı ve rakip yarı alanda pres başlatmanın ve o presin sürekliliğinin Türkiye'de ve dünyada ne kadar önemli olduğunu söyledi. E o presle de maçı kazandı. Bence bir doğrusu da yani oyun içerisindekinden ziyade Koyta'ya tekrar şans verip ilk 11'i koyma başlarından beri takım duraksamıştı. İşte sen de birazcık aslında bahsetmiştin ondan 2-3 önceki üçgen pressingde. Koyta'dan vazgeçti ilk 11 bazında. Daha sezonu başında kendisini taşıyan formata doğru gitti. Ve işte Trabzonspor karşısında geri düşse de, ki kolay değildir yani öne geçtiğin maçta geri düşeceksin sonra bir daha öne geçeceksin. Güzel işler yaptı. Beşiktaş'la ilgili şunları söyleyelim. Bir, yani dedim ya Beşiktaş yani yeni Malatya'yı ya bezdirdi. Hani yeni Malatya yani Hamza Hoca bu kadar kötü bir 11 çıkartılabilir. Kubilay kanatsız kuş gibi bir isim niye kanada öyle atılır? Ne yapmasını bekliyordu? Neydi o Lorik miydi? Neydi varken hani Beşiktaş arkayı mecburen açıyor artık çünkü oyunu hükmetmek zorunda. Ne akla mantığa onu yedek oturttu filan o ayrı. Beşiktaş da o kadar ilerlendirdi ki Hamza Hoca'nın bu ikramını TT'ye sadece bırakmış. TT'ye atılacak ara uzun toplara doğru bir yöneliriz demiş. Beşiktaş topu aldı ama tabii Beşiktaş'ın en büyük problemi işte üretkenlik, çünkü yaratıcı ayak. Yani hücum şekillendirecek ayak eksikliği Beşiktaş'ın. Maç sonrasında söylediği şeye geldi işte Sergen Hoca. Yani orayı çok güzel anlattı. Hani kişisel problemleri olan oyuncularım var. Bir de orta saha enflasyonu yüzünden ben hamle yapamıyorum. Yapamıyorum. Ama mesela ne dedi? Gezal'ı alacağım dedi kenara. İşte orada. Oyuncu yok. Yani orta sahada oyuncu var ama yaratıcı oyuncu zaten az. Bir tane zaten eliverinde. Yani yaratıcı derken on numara demiyorum. Hücum mu yaratacaksan? Hücum şey Gezal'ın yaptığını yapacak. Yani Mahrez'in yerini neden aldığını anladım mesela ben Leicester'ın. Ben burada mı söyledim? Nerede söyledim onu? İnsanlar bana kızmasınlar ama o gün Gezal transfer edildiğinde de hani biz gariban Visca'sı Tyler Boyd diyorduk. Mahrez'e Gezal aldı. Ben direkt anladım neden transfer edildi. O kadar net kanat oyuncusu olmayan, her türlü organizasyon içerisinde olan bir adam. Ama Beşiktaş'ın bir tane daha adam ihtiyacı var. Larin'i yapmak istedi bu yeni Malatya maçında Beşiktaş onu. Ama Larin'in futbol aklı o kadar yetti. Bir de fiziği o kadar yetti. Yani fizik zorlaması o kadar yetti. Ya beyin ayak koordinasyonu olarak şu an Beşiktaş'ın... Fizik olarak güçsüz anlamında demiyorum. Çok güzel dedin. Beynin yapmak istediği fiziki kabiliyeti yapamıyor çocuğun. İşte Abubakar'ın offside gerekçesiyle Allah'tan gümbürteye giden olayı. Yani Beşiktaş'ın oyun aklı çok gelişkin adamları var ama fizik olarak o oyun aklına yetişemeyen adam sayısı da fazla. Larinki hala düşük yani. Larinki artsa ya, fizik yine belki uyacak ona ya ama. Ya işte diyorum ya, ya fiziği beynin çok, futbol aklı çok vasat. Ama bakarda beyni çok iyi ama sakatlıklardan dolayı. Ya o vuruş nedir? Tamam, baldırdan yüklenmek istiyorsun, yere ayağını sağlam basmışsın, kaleye 3 metredesin. Daha teknik bir vuruş bekliyorken herkes senden. O kendine olan özgüven eksikliğinle dağlara taşlara gönderiyorsun. Ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş öyle iyi ama böyle iyi değil. Yani Beşiktaş rakibe göre iyi. Rakibe göre, sezon başına göre iyi. Ama en nihayetinde bence maçın sembol anı Beşiktaş'ın kontra atakta, Mensah'la çıktığı kontra atakta 5'e 2 mi yakalamıştı? 5'e 2. Hatırlamıyorum şimdi kaç kişiydi, kaça kaçtı. Ceza'nın dışından şutla tamamladı kontra atağı Beşiktaş. Cezanı giremedi o kontra atakta. Ama bak Başakşehir maçında da aynı şey vardı. Penaltı dönüşündeki, penaltı dönüşünden bir 10 dakika sonraki pozisyon. Golden önceydi galiba. Başakşehir de öyle gidip 5'e 2, 5'e 3 yakaladı. Şutla bitirdi. O Türk takımlarının hastalığı. Aslında bir kronik problem ama 5 yaşın ki direkt şeydendi. Hani of, topu hücum noktasında doğru yönlendirebilme kabiliyeti oyuncu eksikliği. Yani direkt Fenerbahçe nasıl bu konuda çok yüksek bir seviyedeyse ya bundan dolayı üretemediği maçlarda yani
organizasyon ettiği maçta bile yine de pozisyon bol bol giriyorsa Beşiktaş'ta bol bol girme potansiyeli var ama yok tıkanıyor. Galatasaray mesela bol bol pozisyona girme şeyi yapamıyor. Temposu yok. Mesela Beşiktaş daha tempolu, Fenerbahçe bayağı tempolu. Galatasaray sezon başı tempolu başlayan Galatasaray tempodan o kadar uzaklaştı, o kadar geçen seneye döndü ki geçen sene ilk devresine Galatasaray'da inanılmaz. Bir de rakipler şeyi çözdü. Galatasaray darbe yediği anda, o sertlik geldiği anda tırnak içerisinde pısma durumu var. Aynen. Yani hakemler de zaten bize karşı, bize sertliğe izin veriliyor Allah'tan falan tribiyle. Oyuncu grubu da artık buna inanmış durumda. Öyle direktman geriye yaslanıyor. En büyük problem ne biliyor musun? Babel'in olduğu takımların genel hastalığı Fulham'da da böyleydi, Beşiktaş'ta da böyleydi, Kasımpaşa'da da böyleydi, Ajax'ta da böyleydi. Gittiği her yerde ya belli bir yerden sonra teknik adamlar bir şekilde Babel nasıl olsa yapar deyip oyunu Babel'e yıkıyor. Beşiktaş'ta son sene öyle düştü. Öyle oldu. Ve Babel'i de düşürüyor bu Galatasaray'ın işi. Galatasaray, o yüzden sezon başarı öldü. Bu arada ya sene bak geçen sene Nick Devsen'e düştü. Bu arada hani Mehmet abi de bizim sevgili Sinan Yılmaz yazmıştı. Galatasaray'ı Kaos'tan besleniyor diyenler görüyor musunuz oyunu filan diye. Arkadaşlar Mehmet abi Galatasaray Kaos'tan besleniyor. Yani Ankara Gücü maçında Galatasaray'ın kötü oynaması Galatasaray'ın tarihi olarak genlerinde olan bir olayın olmadığı anlamını yaratmaz. Hiç öyle kusura bakmayın. Hiç alınacak bir şey değil bu. Hani Galatasaray'ın da genlerinde olan bir şeydir bu. İşler sıkıntıya düştüğü zaman bir hareketlenme, enerji, bir birliktelik yaratmak istediği zaman Galatasaray, Fatih Terim öncesi dönemde de vardı bu Galatasaray'ın tarihinde. Fatih Terim'le beraber daha üst noktaya çıktı. Zaman zaman sanal bir düşman, zaman zaman hakem düşman, zaman zaman medya düşman, zaman zaman kendi içinde düşmanlar Galatasaray'ı bir silkeleme aracı olarak, bir gerginlik neticesi ortaya çıkan enerji olarak kullanılır. Kullanıldı, kullanılacak. Çünkü dediğim gibi Galatasaray'ın bu artık genlerinde olan bir mevzu. Bunu söylemek yani kötü bir şey değil. Bu bir tespittir. Eleştirmiyorum da bakın bunu. Yani eleştirilmiyoruz da şu anda yaptığım eleştiri değil. Şu anda yaptığım eleştiri değil, tespit. Yani Ankara Gücü maçında Galatasaray kötü oynadı diye yani bir sürü oyuncusu eksik bir takıma karşı vasat oynadı diye bu gerçeklik ortadan kalkmaz. Söyleyeceklerim bu kadar. Zeminlere nasıl dikkat edin. Zeminleri yapın. Sadece sağ zeminleri değil. Binaların yapılan zeminlerinde de neyse boş ver şimdi başımız belaya girmesin. Son bir cümle söyleyeyim. Futbolla alakalı olacak benim son cümlem. Çaykur Rizespor yeterini oynamayı o kadar güzel öğrenmeye başladı ki. Vallahi geçen seneki performans devam edecek diye bekliyordum Fenerbahçe maçından sonra. Ama yeteri kadar Thomas oynuyor. Hoca'yı, kime göre yeteri kadar oynuyor. Bir Thomas de 3 tane kaliteli ayağın olduğu zaman bunların ortak futbol aklında buluşturabildiğin anda ligin bug'ı ortaya çıkıyor. İşte Lloric Remy sol kanatta Manyak'ın bindirmeleri, Samudio'su olsun busu derken sessiz inceden inceden. Karı gümrüğü de aynısını söylemek lazım. Şenol Hoca takımı birincilik oyun formatından uzaklaştırıyor gittikçe. Ya ama zaten Karagümrük'ün oyuncu grubu da bunu Şenol Hoca'yı bırakmasa yani Biglia hani sağ içinde onu bak Jose Sosa'nın yaptığını şu an Biglia burada yapıyor. Trabzon'daki olsa da Mendes'i falan yani hakikaten yabancı oyuna çok iyi oturmuş. Yani Erzurum Büyükşehir ve Erzurum Spor zaten geçen hafta da konuştuk seninle. Kötü takım. Yani tek bir tane stratejisi var. Olmaz öyle bir futbol Süper Lig'de. En büyük düşme adayı maalesef şu an için. Söyleyeyim mi? Erzurum Spor, Denizli Spor, Yeni Malatya Spor ve Kayseri Spor bunlar lige uygun futbolu oynamayan takımlar. Bir de son, yani ben kendime son cümle söyleyeyim. Bayram Hoca'yı ne amaçla, ne düşünerek getirdiler de o tutmadı da gönderdiler. Merak ediyorum. Tek merak ettim o. Bayram Hoca'nın neden gönderdi demiyorum. Sadece, yani neden, nasıl gönderirsiniz falan anlamında değil. Yani beğenmem de zaten Bayram Hoca'nın antrenörü ayrı mevzu da. Bayram Hoca'yı teknik direktör olarak getirirken Kayseri Spor'un kafasında ne vardı yönetimin, Berna Başkan'ın? Ne bekliyorlardı? Neyi veremedi? Bayram Hoca ki göndermeye karar verdi. Kayseri Spor'dan beklentisi olan biri var mı? Bilmiyorum. Fernandez herhalde maaşını bekliyor o kadar. Bu kadar mı? Bu kadar. Bende başka bir şey yok. O zaman haftaya görüşürüz. Çok kavga ettik bugün. Hadi eyvallah. Hoşçakalın.